Değerli futbol severler, mutlu günler. Futbol Federasyonu'nun Hasan Doğan Riva tesislerindeyiz ve çok değerli, çok özel bir konuğumuz var bugün canlı yayında. Stefan Kuntz, A Milli Takımlar Teknik Direktörü ve büyük bir enerjiyle geldi, göreve başladı çok kısa süre içerisinde ve hala da yoğun bir çalışma temposu içerisinde maçları izliyor, projelere imza atıyor ve kendisiyle bir söyleşimiz olacak. Türk futbolunun bugününü, milli takımları, yarınları konuşacağız. Yeni isimler katılacak mı A Milli Takım'a? Bunu konuşacağız ama önce genel anlamda futbolun gelmiş olduğu noktayla başlayalım. Çünkü bundan 27 yıl önce, ki kendisi pek değişmemiş, hala genç gösteriyor, onu da söyleyeyim. 1995'te Beşiktaş forması giymişti Stefan Kuntz. O günden bugüne Türk futbolu da neler değişti? O gözlemlerini paylaşabilir mi? O günkü Türkiye'de oynanan futbolun kalitesiyle bugün arasında nasıl farklılıklar var? Yeah, so first I think the biggest change is that at my time en büyük değişiklik benim zamanıma göre sanırım sadece 3 yabancı oynuyordu o zamanlar değil mi? Dolayısıyla aynı milletten olurdu teknik direktörlerde genellikle. As a player, dürüst davranmak gerekirse bir futbolcu iken sadece kendi performansıma ve takımımın performansına odaklanıyordum. Diğer takımların seviyesi ile ilgili çok fazla kafa yormamıştım. O zaman Rosenborg'da oynamıştık ve başarılı olamamıştık Avrupa'da. Bu konulara daha çok yoğunlaşıyordum. Beşiktaş'taki zamanlarımın sonuna doğru Beşiktaş'ta birçok öğretiyle ayrılmıştım ve Avrupa şampiyonası için 98 senesi için gayet fit olduğum için Beşiktaş'ta iyi vakit geçirmiştim. Şimdi milli takımın teknik direktörü olarak tabii ki Galatasaray-Trabzon maçını izledim mesela ve bana eğer yabancı oyuncularla ilgili bir soru sorarsanız size çok doğru bir cevap verebileceğim bilemiyorum. Çünkü ben Türk oyuncuları üzerine odaklanıyorum. Aynı şekilde Avrupa'ya da bazı statlara gidip canlı maç izlediğim zaman da biraz karşılaştırma yapabilirim. Ama yine de Türk futbolunu yargılamak istemiyorum. Genel anlamda 2 aydır buradayım. Belki 16 maç izledim canlı olarak stadyumlarda. En az bir o kadar da televizyonda analizler yapmak için maçlar seyrettim ve şimdi yavaş yavaş bu gözlemleme etabını aşıyoruz. Bazı isimler belki Mart'ta bünyemize dahil olabilir. Ama bunu tamamladıktan sonra aslında şimdi hemen Portekiz maçına hazırlanmamız ve maç planını yapmamız gerekiyor. Önümüzdeki haftalarda onlara da bireysel olarak bakacağız. Şimdi oyun hızlandı artık. Futbol değişiyor. Çok yüksek tempoyla oynanıyor. Ve Alman ekolünden gelen birisi olarak mesela şu anda Klopp olsun, Tuchel olsun, çok önemli Nagelsmann olsun, çok önemli teknik adamlar yetiştirdi yeni jenerasyonda Almanya ve siz de bunlardan bir tanesisiniz. Oyunun gelmiş olduğu biraz noktayı değerlendirirken Türkiye, Türk futbolu bunun neresinde? Biraz böyle uçurum var mı Avrupa'nın üst düzey takımlarıyla, ligleriyle aramızda? Yeah. So it's a little bit. Yani bu konu biraz öncelikle genç oyunculara ne önerebilirdim? Bazen soğukta dışarı çıkmayın diyebilirsin hasta olmasınlar diye. Ben gençlere tavsiyeyle başlamak istiyorum. Cenk mesela ne kadar şiddetli koşu atıyor, kaç sprint atıyor ve hangi mesafelerde atıyor bunları? Mesela Premier Lig'de, Bundesliga'da. Is there a huge gap between us? Yeah? Yes, it is. Yeah. Yes it is. And evet, var. So this evet. Is ve bu then it is on sorusuna baktığınızda on the player side. Oyuncular açısından bakıldığında taktik açıdan bir bakış açımız var bizim. Bir de oyunculara bir bakış açımız var. I will make 30 eğer intensive runs and 30 I will make şiddetli koşu atacaksın dersen, 20 sprint yapacaksın dersen onu yaptırabilirsin. Yapabilir oyuncular bir sonraki maçta. Ama taktik kısım tabii ki teknik direktöre bağlı. Currency. Is it
pas sıklığı, hızı konusuna gelince acaba derinlemesine mi, sadece yanlara mı yapılıyor? Bunlar önemli tabii ki. Zor bir alana top atmak daha değerli, pas atmak daha değerli. Nasıl atak yapmalısınız, hücum yapmalısınız? Bekleyerek mi? Bekleyip de topu belki alıp mı, yoksa sürekli pres ve aktif mi oynayacaksınız? Bunlar arasında seçim yapmak gerekiyor. Futbolcularla ben de bunları konuşuyorum. Tabii ki bu konu bizim için de çok önemli. Takım arkadaşlarım, ekibimdeki arkadaşlarımla da bu konuyu konuşuyoruz. Çünkü çok iyi hazırlanmış olmak istiyoruz Mart ayındaki Sporting maçına. Maç Norveç maçıydı. Onda start verdiniz ve bu süreçte geldiğiniz nokta tabii çok yeniydi o zaman. Ayağınız çok sıcaktı milli takımlarda. O günkü noktayla bugünkü nokta arasında mesela şimdi farklı isimler olacak mı? Milli takım havuzunda yeni isimler düşünüyor musunuz? Mesela aklıma Adana Demirsporlu Yunus geliyor ilk olarak. Çok formda. Yunus Akgün. Genç bir oyuncu. Sivasporlu Kerem yine genç bir oyuncu, çok formda. Keza işte Kasımpaşa'dan Doğucan var, Umut Bozok var. Bu sezon parlayan oyuncular bunlar. Geçen sene yoklardı ortada. Milli takım havuzunda böyle radikal değişiklikler olacak mı yeni isimlerle birlikte? Tamam, bazı harika oyuncularımız var. İşte Çağlar Söyüncü, işte Merih Demiral, işte Cengiz Ünder... Hala ilerlemiş yaşına rağmen Burak Yılmaz gibi çok değerli oyuncularımız var ama milli takım havuzunda yeni isimler düşünüyor musunuz? Çok maç seyrediyorsunuz çünkü herkesi takip ediyorsunuz. Yes, like I told you. Evet, daha önce söylediğim gibi şu süreç içerisinde herhalde canlı izlemediğim takım yok gibi bir şey. Bütün takımları izledim yerinde. Burada hangi koşullarda tabii ki yargılayacaksınız bu oyuncuları? Acaba basit bir seviyede mi, basit bir lig seviyesinde mi, yoksa ünlü büyük oyuncularla zor liglerde mi oynuyorlar? Daha sonra aralarında karşılaştırma yapıyorsunuz. Buradaki elimizdeki oyuncularla dışarıdan gelecek oyuncular arasında bunu gözünde bulundurduktan sonra değerlendirme yapıyorsunuz. Tabii yeni oyuncular olabilir Mart ayında. Çünkü bana şunu soracak olursanız eğer Mr. Kuntz ya da Stefan, hangi kriterlere göre acaba nasıl milli takıma oyuncu seçiyorsunuz diye sorarsanız, bazı performanslar var geçmişte kalan, bunları göz önünde bulunduruyorsunuz. Milli takım için neler yapmış bu oyuncular, diğer yandan güncel performansını ve takım ruhunuza nasıl adapte olup olamayacağı hakkında düşünüyorsunuz. Daha fazla esneklik verir mi bana taktik açıdan? Bunu da düşünüyorsunuz. Hep aklınızda olan konular bunlar. Bu şekilde kadroyu belirliyorsunuz. Ve yeni isimler olacak. Evet, öyle düşünüyorum. Yaklaşık 6 yeni oyuncu olacak. Oldu 4 maç sırasında oynattığım. Aralarında çok genç oyuncular vardı. Ve tabii daha sonra gelecek jenerasyonda çok özel olacağını düşünüyorum. Onlar da 24 için tabii ki elemeleri geçmek durumunda olacaklar. Kafanızda peki nasıl bir oyun var? Onu biraz tarif eder misiniz? Yani hayalinizdeki, kafanızdaki oyun kısa vadede veya uzun vadede hangi noktaya evrilecek? Gegenpress mi düşünüyorsunuz mesela Almanların çok uyguladığı başarıyla? Veya pasa dayalı possession bir futbolu mu, pasa dayalı bir oyun mu oynamak kafanızda var? Nasıl bir oyun kurguluyorsunuz? Nasıl bir planınız var? Oyun planınız? Okay, I think this is a good question because bunun iyi bir soru olduğunu düşünüyorum. Çünkü düşünüyorum da yani belki benimle bir teknik direktörle, bir televizyoncu arasında, uzman bir televizyoncu arasındaki bakış açısını da görebiliriz. Benim için öncelikli olan şey hangi oyuncularım hangi pozisyonda oynayabilme becerisine sahipler ve nerede daha iyi performans sergilerler. Mesela Hakan Çalhanoğlu olduğunu göz önünde bulunduralım. Duydum da belki sen Stefan yanılıyorsun diyeceksin ama son oynadığı maçlar milli takımla oynadığı en iyi maçlarıydı bence. Ben de hangi pozisyonda acaba daha başarılı olabilir, daha iyi etki, katkı yapabilir diye düşünüyorum yetenekleri bağlamında. İşte bu çalışmayı bütün oyuncularla ayrı ayrı yapıyoruz. Genel olarak
ilerletmek ve daha iyi hale getirmek istediğimiz şey topu kendi kalemizden daha uzakta kazanmak. Daha yüksek savunma yapmak istiyoruz. Ve rakibimizin sahasında daha fazla baskı yapıp daha fazla oralarda da top kazanmak istiyoruz. Yani 3. bölgede son maçların istatistiklerine göre bunu ilerletmek, geliştirmek istiyoruz. Norveç'e karşı zor bir maç oynadık. Diğer 3 maçta biz daha fazla favori takımdık. Daha yüksek savunma kurmamız gereken 3 maçta aslında. Ama ufak bir gerçekle de yüzleştiğimizi düşünüyorum. Adım adım gitmek durumundayız. Mümkün olduğu kadar ileride defans kurgumu gerçekleştirmek istiyorum. Ama ileri oyuncularınızın da bunu yapabilecek yeteneklere ve isteğe sahip olması gerekiyor. Alman oyuncular zaten her zaman 3. bölgede pres yaparlar ve şiddetli koşular atarlar ve yorulmazlar da. Bunu yapmak istiyorum ama tabii ki bunun oyuncularımı da uygun olması gerekiyor. Diğer yandan milli takım konusuna gelince favori olduğumuz maçlar değil belki bu son 3 maçımıza göre Portekiz ve İtalya maçlarını oynayacak olursak belki büyük favori biz değiliz. Ama eğer takım farklı yüzlerini göstermeyi başarabilirse aynı bir kadınla bir erkeğin ilişkisindeki gibi onunla iyi bir aşçı olabilir, iyi bir arkadaş olabilir, iyi bir dost olabilir. Farklı yüzlerini göstermeli takım ve bazı takımlara karşı farklı yüzünüzde en yüksek performansını sergilemeniz gerekir. Tabii ki bizim için kolay, biz de Portekiz'de kolay zamanlar yaşatmayacağız ama. Ulusal takım teknik direktörü olmanın herhalde en zor kısmı oyuncu grubuyla çok fazla zaman geçirememek. Bu ciddi bir, yani her teknik adam oyuncularıyla daha fazla zaman geçirmek ister. Daha fazla çalışmak ister. Böyle bir şans ancak büyük turnuvalardan önce belki teknik adamlar yakalayabiliyor. Biraz bundan bahsedelim. Hani keşke daha fazla oyuncularla zaman geçirebilsek, birlikte kamp yapabilsek dediğiniz oluyor mu? Yes, definitely. Every tabii coach, ki, like kesinlikle. You say, her teknik direktör daha çok zaman geçirebilmek ister futbolcularıyla. Ama aynı zamanda özel bir durum tabii ki milli teknik direktörler için. Kalan zamanlarda da sürekli onları gözlemlemek, beraber olduğunuzda bu aralarda da onlarla ilişkilerinizi ve iletişiminizi geliştirmek çok önemli. Kendinize soruyorsunuz, insanlar da size soruyorlar. Bazı oyuncular aday milli takım kadrosuna, aday oyuncular. Herkesin farklı bir fikri olabiliyor mesela. Kaan Ayhan, Kenan Karaman, Düsseldorf'tan. Bu oyuncularla ilgili bazı insanlara danıştım. Çok çok inanılmaz derecede karakterli oyuncular diye cevap verdiler bana. Ben de en başta yeni bir teknik direktör olarak gelirken, ha bu arada oyuncular biraz Almanca'da konuşuyor, o da bir avantaj. Ama ilk düşündüğüm şey tabii ki takım ruhunu nasıl yerleştirebilirim en kısa zamanda. Bu da bizim için bir problemdi mental açıdan. Fazla konsantre olamıyorduk. Mental anlamda güçlü değildik. Takım ruhu konusunda böyle bir sorun vardı. Asla maçlarda geri dönüş yapamıyorduk. Benzer sorunlarımız vardı. Farklı noktalardan konuya yaklaşabilirsiniz. Bu noktada ben de biraz odaklandım. Burada doğru bir karışım ve denge bulunması lazım. Takım ruhu, taktik beceriler, fizik kondisyon gibi farklı konu arasında dengeyi bulmak lazım. Gençlerle daha deneyimli oyuncular arasında bazı kulüplerde forma giymesi dolayısıyla bazı oyuncular sizin için daha değerli olabilir. Bazı genç oyuncular çok daha özgür ve taktik bağımsızlık içerisinde oynuyor olabilir. Aslında daha kolay olan ne biliyor musunuz? Futbolcular eğer eğitimlerini yetiştirilme zamanında, gençlik zamanlarında taktik açıdan iyi yetiştirilmişlerse bu açıdan futbolcuların taktik yetiştirilmesi konusunda Almanya'da daha iyi olduğunu söyleyebiliriz. 3 ya da 4-5 hareketi, beraber hareketi bir arada daha iyi yerine getirebiliyorlar. Daha az egzersiz deneme yapabilirsiniz. Ama diğer yanda diğer futbolculara baktığımızda kendi takımınız için oynarken bunun baskısı ve tutkusuyla tabii ki Türk futbolcularında bu açıdan bir inanılmaz bir avantajı var.
bütün bunları bir araya getirmeliyim. Biraz bazen onları biraz tahrik etmeliyim. Oyuncuları bu şekilde başarıya ulaşabilir. Oyuncularla iletişim halinde misiniz? Konuşuyor musunuz onlarla? Veya sadece onlarla değil, teknik adamlarla da, kulüplerin çalıştırıcılarıyla da. Çünkü az önce yayına girmeden önce sohbet ederken Cengiz'le ilgili konuşuyorduk sizle. Marsilya'da çok başarılı bir sezon geçiriyor. İşte onun sportif direktörüyle veya teknik direktörüyle konuştum dediniz. Konuşuyor musunuz teknik adamlardan da oyuncuların performansı ve son durumlarıyla ilgili bilgi de alıyorsunuz herhalde? It's not only the performance. Bu sadece performans değil, hem de izleyebiliyorum zaten, kendi gözümle de görebiliyorum. Ve garip bir şeyler görüyorsam da bunu belki teknik direktörüne sorabilirim. Eğer 3-5 haftadır bir oyuncum oynamıyorsa niçin diye, neler oluyor? Çünkü bu oyuncuya ben de katkıda bulunmak isterim, bilgi isterim. Bu çalışanlardan, diğer teknik direktörlerden. Bu da hem oyuncular için hem bütün teknik direktörler için bir avantaj. O da belki diyecek ki Stefan, belki bu aralar fiziksel olarak fit değil ya da sakatlığı var. Bu şekilde bir sürü bilgi toplayabilirim ve bu bilgilere ihtiyacım var. Ve futbolcu yanıma geldiğinde de onunla bu konu hakkında daha rahat konuşabilirim. Şöyle bir durumla karşılaştım. Türk oyuncularımdan birisi, Türkiye'de oynayan bir oyuncumla görüştüm. Ve sahanın dışındaki davranışlarını çok da beğenmedim. Bu konuyu daha sonra Hamit'e danıştım. Onu arayıp bundan bahsetmek istedim. Onu aradım, dedim ki bununla ilgili, bu davranışla ilgili, bu oyuncuyla ilgili konuşabilir miyiz? Pek hoşuma gitmiyor, ne düşünürsün diye. Hamit ya da Türk takımındaki, Türk ekibimdeki diğer arkadaşlarım bize yine Türk olma şekli, Türk stiliyle ilgili bazı argümanlar sundular bana. Belki de kulübün teknik direktörü şöyle düşünebilir. Aa, gelmiş benim futbolcumla konuşuyor. Halbuki benim, bana ait şu anda, milli takıma değil, ben kullanıyorum deyip rahatsızlık duyabilir. Fakat benim oyuncularımla neyi, ne zaman, hangi konuda konuşacağım konusu bana kalmış bir şeydir. Şimdi Beşiktaş, Fenerbahçe gibi takımlar yeni teknik direktörler ile çalışıyorlar. Mesela daha teknik direktörlerini bulmamışlardı. Gidip sordum ne zaman teknik direktörünüz olacak diye. Galatasaray için de aynı şekilde davranırdım. Onlar daha çabuk teknik direktörlerini buldular. Ama benim fikirlerim çok farklı ve zenginleştirici olabilir ve onlarla iletişim kurmak her zaman iki taraflı faydalı. Biliyorum ki ben de milli takım teknik direktörüyüm. Biliyorum. Ama başarı için, bu başarı sonuçta bütün Türk futbolunun payidarlarına ait olacak. Dolayısıyla televizyondan izliyor kimileri, kimisi statlarda izliyor ama bütün herkese ait olacak onlara ve sırf bizi ve futbolcularımıza ait olmayacak. Ulusal takımlarda bizim Türkiye'de en çok tartıştığımız konulardan bir tanesi son yıllarda, bu hep her dönem oldu. Kendi takımında fazla süre alamayan ama milli takım havuzunda olan oyuncuların oynatılması. Sizin için böyle bir kriter var mı? Önemli mi? Yani diyelim kendi kulübünde düzenli oynamıyor fakat sizin beğendiğiniz bir oyuncu, antrenörü kendi kulübünde oynatmıyor. Böyle bir kriter önemli mi sizin için, oynuyor olması veya oynamıyor olması? Bu konuda sen de bana belki yardımcı olabilirsin. Belki. Tam olarak ne açıdan bakıyorsun? Yeah, for instance, Kenan Karaman. Right. Mesela Kenan, I tried to explain it a little bit before. Karaman. In my first matches, I would like bunu to daha önce to have biraz some players anlattım. Bazı oyuncularım tamamen tanınmayan oyuncular değildir. Kullanırım onları. Benim için zaten bilinen oyunculardır. Çünkü derim ki onların karakteri, oyun karakteri bana faydalı olacaktır. Yani hangi konu en önemli konu? Her şey değişir. Milli takımda farklı olur, başka yerde farklı olur. Ama 6 aydır oynamıyorsa tabii ki o zaman da oynatmak zorundayım. Enerjiniz yüksek görüyorum ki. Hakikaten, ama çok şanslı biri olduğunuzu söylemem mümkün değil. Çünkü gerçekten zor bir kura çektik. Önce Portekiz, arkasından da İtalya, Kuzey Makedonya eşleşmesi. Yani olabilecek en güçlü iki rakip kurada geldi. Biraz şimdi mutlaka Portekiz'i de analiz ediyoruz. Gerçekten harika oyuncuları var. Çok güçlü bir kadroları var. Keza İtalya son Avrupa şampiyonu. Biraz rakiplerden bahsedelim. Nasıl bir plan var kafanızda? Bu şanssız kurayı da daha önce değerlendirmiştiniz ama. May I ask you
Also a question. Ben de sana bir soruyla cevap verebilir miyim? Şimdi şöyle hayal et ki Galler ve İskoçya çıkmış olsaydı bize. We are joining world champions. Öyle olsaydı da o tam dünya kupasına gidiyoruz mu diyecekti insanlar. But the expectation I prefer Wales and Scotland. Ben ama o iki takımı tercih ederdim Portugal yine de Portekiz ve İtalya'dansa. You have more to lose against onlara karşı daha çok kaybedecek şeyin var Galler ya da İskoçya gibi takımlara karşı. Çünkü onların çok daha farklı bir oynama şekli var. Belki favori olmama rolünden bugüne geldiğimizde belki de daha avantajlı olabilirsin. Her ne kadar bu takımlara karşı büyük zorluk yaşayacağını bilsen de. Ama en ufak bir şans elimize geçerse de onu değerlendireceğimizden şüpheniz olmasın. Ve bu maçlarda iyi bir performans sergileyeceğimize inanıyorum. Tabii ki her zaman birazcık şans da fena olmaz. Ama ben bu eşleşmelerden gayet memnunum. Eğer sadece elemeler açısından bakmazsanız, 2024 açısından da bakarsanız, biz bu zorluklara nasıl karşı gelebiliriz diye düşünürüz. Ve arkadaşlık maçı yerine aslında biz çok iyi hazırlayacak maçlar yapmış olacağız. Çünkü daha sonra Haziran'da Nasyonlar Ligi, Milletler Ligi olacak. Ve şu anda yaşadığımız bu rekabet ve gerçek maçlar bizi iyi bir yere taşıyabilir. Eğer oyuncularım da bu fırsatı değerlendirecek kadar akıllıca davranabilirlerse. Açıkçası ben Portekiz'in bizden çekindiğini düşünüyorum. Evet, çok güçlü oyuncuları var. Bruno Fernandes gibi, işte Cristiano Ronaldo gibi. Çok ki alttan gelen yeni yetenekli genç oyuncular var. Sporting'de oynayan, işte Porto'da, Benfica'da oynayan, Avrupa'nın diğer liglerinde oynayan. Hakikaten, ama onların da bizden çekindiğini düşünüyorum. Katılıyor musunuz? Onlar da mutlaka dikkatle takip ediyorlardır milli takımımızı. You know, I played in the final of the 21. Ben de 21 finalinde oynamıştım Portekiz'de ve ne kadar müthiş oyunculara sahip olduklarını çok iyi biliyorum. Ve özellikle de şu maçlar arasında ortaya koydukları yaratıcılık gerçekten maç planınıza hiçbir zaman maç planınızla diş geçiremeyeceğiniz inanılmaz yaratıcılıklar sergileyebiliyorlar sahada. Genç oyuncuları açısından da yukarı çıkan oyuncuları var. Yani görüyorsunuz ki böyle önemli, deneyimli oyunculardan daha çok oluşan bir Portekiz'e karşı oynayacağız belki, ama belki de genç Türk takımı inanılmaz bir sonuca imza atabilir. En güçlü tarafı size göre neresi? Mesela çok harika iki tane stoperimiz var, üst düzey oynayan. Çağlar Söyüncü, Merih Demiral, hatta Ozan Kabağ'ı da ekleyebiliriz. Kaan Ayhan da onlardan bir tanesi. İyi bir jenerasyon yakaladık savunma anlamında. Harika kalecilerimiz olduğunu düşünüyorum. İşte başta Uğurcan olmak üzere. Yani sanki böyle arka taraf biraz sağlam gibi duruyor. Orta saha havuzunda da Cengiz olsun, Hakan Çalhanoğlu olsun, yetenekli oyuncularımız var. Belki Ozan Tufan'ın oynamıyor olması gittiği kulüpte, Watford'da, o belki bir dezavantaj gibi gözüküyor. Santifor bölgesinde Cenk Tosun bir türlü sakatlıktan çıkamadı. Burak yaşı ilerlemiş olmasına rağmen hala birinci santiforumuz gibi gözüküyor. Enes'te bir kıpırdanma var İspanya'da, La Liga'da. Biraz böyle pozisyonları değerlendirebilir miyiz? Hangi pozisyonlarımızdan memnunsunuz? Hangi pozisyonlarımız güçlü? Hangilerinde eksiğiz? So first I have to say you can make öncelikle sen de benim işimi çok güzel yapabilirsin. Onu söylemeliyim. Çok aynı fikirdeyim seninle pozisyonlarla ilgili. Uğurcan tabii ki net, ama diğer kaleciler de çok iyi ve yetenekli kesinlikle. Mesela dün Uğurcan çok iyi maç çıkardı. 2-3 hafta önce biraz dikkati dağınıktı. Ama genç oyuncularda bu sürekli zaman zaman ortaya çıkan bir sorun, ama genel olarak çok iyi bir jenerasyonumuz var. Nesilimiz var. Hem milli takımda kaleciler arasında, ayrıca genç takımlarda da milli takımlar basınında. Diğer seninle aynı fikirde olduğum bir konu. Aslında ben şöyle bir fırsat kaçırdım. Fazla defans riskiyle oynayamadım. Üçlü, dörtlü. Fazla değişiklik yapamadım. Ferdi ile ilgili, Ferdi'nin bir seçmesiyle ilgili karar bize farklı dizilişlerle de oynama fırsatı sunabilir. Belki ileride solda ya da sağda oynatılabilir. Hakan, Orkun iyi performanslar sergilediler.
I say in Germany we say problem child. Milan maçını seyrettiniz, Inter Milan derbisiydi. O maçta Hakan hakikaten mükemmel bir futbol oynadı. Böyle oyun kurucu, playmaker olarak geriden biraz daha topu aldı ve çok güzel servis yaptı arkadaşlarına. O maç çok iyi gördüm ben Hakan Çağlanoğlu'nu. Yeah. So this is what we are talking about also. Evet. Bundan da bahsetmek lazım tabii. If you have a bir teknik direktör için en güzeli eğer oyuncularınızdan birisi maç planınızı ofansif açıdan oyun kuruluşu aşamasında aynı zamanda defansta da görevlerini yerine getirerek gerçekleştirebiliyor mu? Çift yönlü bir şekilde böyle bir oyuncunuz varsa gerçekten harika. Belki bunu yapabilecek bir oyuncu Orkun, bunu yapabilecek çok genç bir oyuncu. Biraz problem çocuk durumu, problem child durumu belki Berat'la ilgili var gibi. Çünkü çok yetenekli olduğunu görebiliyorum fakat biraz gelişiminde sıkışmış durumda gibi gözüküyor ilerleme kaydetmek için. Trabzon'daki arkadaşlarımla da görüşüyorum bunun sebebini olabilir diye. Yes, Enis, ve evet Enis mesela, onunla da tabii iletişim halindeyim. Onun iki maçını seyrettim. Oynadığı stadyumda canlı ve bu maçlarda gelişmeyi kaydettiğini gördüm. Tekniği çok iyi, teknik düzeyde. Daha doğru, bu da bir ileriye doğru bir adım attığını gösteriyor. Teknik konusunda artık tekniği çok iyi. Cengiz ve Kerem'den bahsedersek yine genç ve başarılı oyuncular. Bunlar senin de bahsettiğin oyuncular. Ben de gerçekten geleceklerini merakla bekliyorum. Heyecanlıyım. Yunus, ve Portekiz maçı için de çok heyecanlıyım. He played very impressive this week. Yani hakikaten çok etkileyici bir performans ortaya koydu bu hafta. Yunus'u biraz böyle mercek altına alıyor musunuz? O da çok özel bir yetenek hakikaten. Adana Demirspor'da. We can also take Barış. Barış'a da bakabiliriz. Barış'tan bahsetmek isterim ondan önce. Barış 2021 yılında nasıl ilerleme kaydediyor ona da bakıyoruz. Çünkü alt takımlardan gelen oyuncuların milli takım seviyesinde gençlerden üst seviyeye çıkması bizim için değerli TFF olarak da. Dolayısıyla orada da 12 tane oyuncu var yukarı çıkmayı bekleyen. Benim de odaklandığım konulardan birisi bu. Dolayısıyla bu arada, ara diyelim tırnak içerisinde bu döneme, benim de odaklandığım konulardan birisi bu. Diğer yandan tabii ki Hamit de bu konuda çok odaklanmış durumda. Onunla bir görev dağılımımız var. Bu pozisyonda karakterleri daha oturmuş, oyun karakteri oturmuş oyunculara ihtiyacım var oyun kurulumunda. Ama genç oyuncuların da tabii ki katılmasını istiyorum. Mesela dün Trabzonlu genç stoperin ne kadar iyi bir oyun çıkardığını gördünüz. Babel'e karşı çok iyi oynadı. Sürekli alttan gelen bu genç oyuncuların şans bulabileceğini söyleyebilirim size. Bizim odaklanmamız gereken konu tabii ki onların oyun seviyelerine sürekli sürdürülebilir hale getirmeleri ve düzenli performanslar sergilemeleri. Hiç merak etmeyin, ağlarımızı çok ince ördük ve hiçbir değerli oyuncu gözümüzden kaçmıyor. Consistency is important. The young ones, of course, they have their valleys and gençler için tabii ki ileri ya da aşağı doğru yönelimler olabiliyor. Bu normal. Fakat aşağı doğru inişlerinin uzun sürmemesini sağlamak bizim görevimiz. Söylediğim gibi, bütün Türkiye'deki çalışanların buna odaklanması lazım. Gözyaşlarınıza hakim olamadınız. Hakikaten çok da dramatik bir son oldu. İlginç bir karşılaşma oldu. Biraz o güne dönersek ne hissettiniz? Neden gözyaşlarınızı tutamadınız? Çok mu gerilmiştiniz? Thank you for the question. Bu soruyu sorduğunuz için teşekkür ederim. Bunu anlatmaya çalışacağım tam olduğu, gerçekleştiği şekliyle. Her şeyden önce başta da söylediğim gibi ben belki milli takım teknik direktörü olabilecek en iyi teknik direktör olmayacağım belki. Bütün zamanların en iyi teknik direktörü olmayacağım belki ama her zaman size %100'ümü vereceğim. %100 Stefan Kuntz olacağım ve %100 de teknik direktör, milli takım teknik direktörü olacağım aynı zamanda. Her şeyimi vereceğim. Pek çok diyaloğa girdim.
izlediğim durumlarda şununla karşılaştım. Oyuncuların korkularının farkındayım, baskının altındayım, ne kadar baskı altında olduklarının farkındayım. Hamit de bu baskıyı hissediyor. Çünkü beraber bir yabancı teknik direktörle çalışma kararını verdiler. Ve şu bir gerçek ki son zamanlarda iyi gitmiyordu o zaman milli takım. Yani her şey yerindeydi baskı oluşması için. Benim bireysel bakış açımdan görecek olursak benim hissettiğim baskı ve ekibimdeki çalışanların soruları şu şekildeydi. Gergin değil misin? Stres altında hissetmiyor musun? Yüzünde hiç baskı hissettiğine dair bir şey göremiyoruz. Bu iyi. Çünkü aslında ben iyi bir oyuncuyum, iyi bir aktörüm. Aslında bu baskıyı hissediyorum. Yüzümde gözükmese de içimde kalbim derinliklerini hissediyorum. Ve hiç kimse yok diğer yandan. Taraftarlar yoktu. Biliyorsunuz süreçten dolayı seyirciler yoktu. Sadece az sayıda Türk seyirci vardı maç esnasında. Dolayısıyla hissettiğim baskıyı dışa vurabilirdim. Fazla Türk seyirci bunu görmeyecekti. O yüzden birkaç damla aktı gözümden. Kayıtlara geçtiğini düşünmek lazım tabii. Çok sevinmedim tabii bu kadar duygularımı gösterdiğim için. Çok mutlu değildim. Ama diğer yandan hissettiğim baskının dışa vurumuydu. Bu önüne geçemedim ve %100 kendim oldum. Her zaman insanların bize duyduğu güven de önemli. Bunun için de bize inanmaları lazım. Biz de bunun için biraz samimi olmalıyız. Mesela bir takım teknik direktörüne niçin müziği biraz açmıyorsun diyebilirler. Belki ambiyansı değiştirmeliyiz. Şimdi Almanya'da U21 takımı, işte alt yaş kategorilerinde çalıştınız. Ve bu altyapı organizasyonunu çok iyi biliyorsunuz Almanya'nın. Ve bu konuda çok güçlüler gerçekten. Hamit Altıntop'la koordinasyon içerisinde burada da Türk futbolunun altyapılardaki organizasyonu içinde bir çalışma içinde misiniz siz? Yoksa sadece A takımla mı ilgileniyorsunuz? The Turkish nation and the Turkish football Türk milleti ve Türk futbolu açısından baktığımızda diğer milletlerle, uluslarla fazla karşılaştıramayız. Çünkü her ulusun kendisine has özellikleri ve kimliği ve söylediğiniz gibi evet dinamikleri vardır. Alman futbolu 2000'li yıllarda, 2000'li yılların başında her kulübün bir akademisi olması sorununu getirerek işe başladı. O altyapıları var, herkesin soyunma odası var, soyunma dolabı var, sahası var, zemini var. Okullarda da buna katılım sağlayabiliyorlar. Çocukların futbol oynamasını garanti ediyorduk ama eğitimlerine de devam etmelerini, bir arada sürdürülebilmeni garanti ettik 2000'li yılların başından beri Almanya'da. Psikolojik açıdan bakarsak belki biraz psikolojik destek açısında destek açısından biraz daha gençlere destek olmalıyız. Türkiye'de bu konuda henüz yapılmamış, yapılabilecek iyi şeyler var. Antrenmanların hem okulda, okullarda hem kulüpler bazında yapılabilmesini sağlamak lazım. 55 kulübümüz var şimdi akademi sahibi Almanya'da. Ve yetenekli gençler, erkekler ve kızlar bu kulüpler bünyesinde kendilerine fırsatlar bulabiliyorlar. Dolayısıyla en önemli noktalardan birisi bu. Türkiye'nin de aynısını yapması gerekiyor. Diyemem. Çünkü bunu yapmak zaten 8, 9, 10 yıl süren bir süreç. Ve herkes için, bütün genç oyuncular için en iyi teknik direktörleri, en iyi antrenörleri ve koçları da bulmak zorundayız. Mesela 21 yaş altı takımıyla 19 yaş altı takım teknik direktörleri neden farklı? Öyle olması gerekiyor. En iyi öğrenme süreci 12 ile 14 yaş arasında mesela futbolcuların en çok öğrenebileceği yaşlar 12-14 yaş arası. O esnada futbolcuların, genç futbolcuların çok iyi teknik direktörleri ve koçları, antrenörleri olabilmeliler. Ben her zaman bu yaşlara o yüzden dikkat ederim.
10'dan 12'ye, 12'den 14'e yaşlara. Bu yaşlara özellikle odaklanmak gerekir. Bu yaşlarda genç antrenör olabilirsiniz. Antrenörlüğe de bu genç yaşlarda başlaması gerekir antrenörlerimizin. Daha sonra isterlerse üst seviyeye geçmeyip genç kategorilerde devam edebilirler ya da daha sonra üst kategorilere geçebilirler. Bu antrenörlerindeki gelişimlerini kişisel olarak, bireysel olarak bu şekilde en iyi şekilde sağlamaları gerekir. Bu konular hakkında tabii ki TFF Türk Futbol Federasyonu ile bazı paylaşımlarda bulundum. Gördüğüm çok iyi şeyler de var tabii ki burada. Futbol açısından, genel anlamda. Türk Futbol Federasyonu aslında Türkiye'nin en iyi kulübü gibi davranması gereken bir kuruluş. Liderlik yapma, kararlara öncülük etme açısından, genç takımları, altyapıları yönlendirme açısından Türk Futbol Federasyonu'nun aslında bir nevi Türkiye'nin en iyi kulübü gibi liderlik etmesi lazım. Tabii ki bu benim düşünce tarzım. Belki birileri beni arayıp neler söyledin diyecekler ama benim düşünce tarzım da bu işte. Hamit de yavaş yavaş bir yeni bir yapı oluşturmaya başladı ve ben çok iyimserim gerçekten. Bir şeyler değişecek. Benim zamanımda değil belki ama bütün insanlar için zamanla. Noktada olması bir şans, sizinle birlikte çalışıyor olması. Tabii altyapı organizasyonları biraz kulüplerin tek elinde olan, kulüpler özelinde olan bir şey. Ama ben görüyorum ki birkaç kulüp hariç ki bu altyapı organizasyonuna biraz hakimim. Çünkü belki bilmiyorsunuz ama babam Futbol Federasyonu'nun geçmişte baş danışmanı ve aynı zamanda bütün bu altyapı organizasyonlarının başındaydı. Bütün altyapı yaş kategorilerinin başındaydı. Hatta Hamit de kendisinin öğrencisiydi Hamit Altıntop'ta. O yüzden altyapılara çok kafa yoran bir aileden geliyorum. Saha konusunda sorunlar var. Çok büyük kulüplerin bile alt yaş kategorilerinde işte U19, U15, U14 az önce saydığımız bütün kategorilerde saha konusunda sorunlar var. Çocuklar okula gidiyorlar ve öğleden sonra okuldan çıkıyorlar. Antrenman saatleri çakışıyor fakat saha yok. Yani bu konuda ciddi bir eksiğimiz olduğunu söyleyebilirim. Bazı kulüpler bu konuda yeterli ama birçok kulüp akademisi var, altyapısı var ama saha yok. Bu çok önemli bir konu olduğunu düşünüyorum. Çok eksiyiz bu konuda Türkiye'de. So I have to say you know the problems. Bu konudaki bütün problemlere hakimsin. Aslında problemi bilmek de iyi bir şey. Almanya'da da biz de bu sebeplerden dolayı akademileri hayata geçirdik. Her birinin 4 yeşil sahası ve en az 1 yapay suni çim sahası olması gerekiyordu. Bu şekilde gerçekten iyi antrenmanlar almasını sağlamıştık biz altyapı oyuncularının ve genç takım oyuncularının. Öncelikle altyapı konusu her şeyin önünde geliyor. Bu şekilde antrenman yapmalarını sağlayabilirsiniz ancak ve bu konuda inisiyatifi alması gereken var, var. Almanya'da aslında buradaki spor bakanına benzer, bizim aslında Almanya'da spor bakanımız yok ama spor bakanını yapacağı işi yapan bir bakan bu konuyu ele almıştı Almanya'da ve bu sahalar yaygınlaştırılmıştı. Bazı sahaları suni çime değiştirdiler ve yine de antrenman yapılabilecek altyapıları sağladılar. Bunu genç oyuncular için, genç oyuncuların yaşadığı yerlerde altyapı dışında, altyapı önemli, altyapıların değiştirilmesi lazım, düzeltilmesi lazım. Onun dışında da pek çok şey yapabilirsiniz onların iyiliği için. Sadece futbol için de değil, diğer sporlar için de tabii ki aslında ben spor altyapısının herkesin ulaşabileceği uzaklıkta olması gerektiğini her ülkede düşünüyorum. Bu çocukların da hem iyi büyümesi, sağlıklı büyümesi hem de spor fırsatı bulmaları için ama koronadan sonra tabii ki bu çok önemli. Görüyorum ki pozitif bir kişiliğiniz var, yüksek bir enerjiniz var ve çok da nazik birisiniz. Şimdi tabii her zaman işler çok yolunda gitmeyebilir, maç kaybedebiliriz. Eleştiriler de mutlaka olacaktır. Bu işin doğasında var futbolda. Herkes eleştiriliyor. Tercihleriniz tartışılacak. Mesela ben açıkçası son şampiyonada işte Joachim Löw'ün neden Sané'yi milli takıma almadığını anlayamadım. O da bu konuda eleştirildi doğal olarak ve başarısız oldu Almanya. Siz de gün gelecek ki onu neden aldınız, bunu niye oynatmadınız, bunu niye çağırmadınız diye eleştirileceksiniz. Biraz eleştirilerle aranız nasıl? O açıdan bakalım. Okay, you know I'm working now in football. Biliyor musunuz? Şimdi artık futbolun içinde olalı.
83 senesinden beri oyuncu olarak, sonra antrenör olarak, sonra kulüp yönetiminde çalıştığım için bunca zamandan sonra artık eleştirilmek çok normal ve tabii ki bizim işimizin bir parçası. Aslında nasıl eleştirildiğimiz burada daha önemli. Kenan Karaman konusunu örnek alalım. Bu konuyu sana anlattım şimdi, fikrimi söyledim. Sen de şimdi, evet, oyuncuların, seçtiği oyuncuların sağlam bir oturmuş bir karakteri olması gerektiğini, oyun karakteri olması gerektiğini düşünüyor. Ama bu özelliklere uyduğu için de bu oyuncunun ileride pres yapabileceğini, şu bölgede pres yapabileceği için 90 dakikanın son 15 dakikasında çok iyi kullanabileceğimi düşünüyorum. O yüzden mesela o oyuncuyu çağırıyorum. Sen de anlamış oluyorsun bakış açımı. Böylece ortak bir anlayışa sahip oluyoruz. Mart ayında belki seçilmeyecek, belki bu konuda da eleştirebileceğim seçilmezse, belki de seçilecek. Bu konular konusunda sürekli iletişim kurup karşılıklı tartışırsak ve her zaman karşı tarafımızdakinin bakış açısına saygı gösterirsek iletişim her zaman çok daha iyi ve her zaman tartışma olgusu her zaman faydalı olur ve hatta fikirlerinizin gelişmesini sağlayabildiği gibi verdiğiniz kararların da daha sağlıklı olmasını sağlayabilir. Yani eleştirinin öbür tarafında kalmamalı. Öbür tarafında kalmak, uzak durmak isterseniz zaten şu anda sizinle konuşuyor olmazdım örneğin. Fakat bu seviyede her şey hakkında tartışıp konuşabiliyor olmalıyız. Benim işim bu. Bu işimi kurmak da işimin bir parçası. Ve Makedonya maçını alacak mı acaba İtalya? Portekiz maçında ne yapacağız? Ondan sonra da seninle oturup yine bunları konuşmak isterim. Yetişime açığım. Ama ben her zaman %100 kendimi sergileyeceğim. Ve içerisinde hatalar da olabilir. Her şeyi bilen tip ben değilim. O adam ben değilim. Ama çok iyi bir takım var elimde. Bu dört maçın sonunda neler söylediğimi hatırlarsın. Her zaman bu takımla başarılı olmak mümkün böyle iyi bir takımla. Sadece Stefan Kuntz'un başarısı olmayacak bu. Ama yine de oyuncularım tabii ki büyük hatalardan kaçınmasını umarak, şanslı olmayı umarak devam edeceğim. Bazı anlarda da momentumu yakalayıp bazı maçlar esnasında bazı konularda hatalı karar da verebilirsin ve sonuçlarına katlanırsın. Sanırım bunlardan tekrar bahsetmeden önce biraz zaman geçecek. Türkiye'deki lige dönersek bu sene değişik bir yarış oluyor. Trabzonspor biraz arayı açtı. Arkadan Konyaspor geliyor. Üç büyükler olarak adlandırdığımız Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray çok geride kaldılar. Çok yaşanan bir tablo. Hatta hemen hemen hiç görülmemiş bir tablo. Ben en son böyle bir tabloyu 1980-81 sezonunda hatırlıyorum. Çünkü Trabzonspor şampiyon olmuştu ve benim babam Adanaspor teknik direktörüydü. Adanaspor'da ikinci olmuştu. Üç büyükler geride kalmıştı o sezon. Ondan beridir böyle bir yarış hatırlamıyorum. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Taktiksel olarak veya işte fiziksel olarak nasıl buluyorsunuz takımları? Hangi takımları beğeniyorsunuz? Biraz ligden bahsedelim. I am sure that football. Ki emin olduğum bir konu varsa o da futbolun her zaman kendiliğinden doğru soruları gündeme getirdiğini düşünüyorum. Sorduğunuz sorular gündeme gelmesi gereken sorular. Çok doğru soruları soruyorsunuz. Fakat ben bütün sorulara cevap verecek olan o adam da değilim. Çünkü sadece iki aydır yakından takip ediyorum. Trabzonspor'un belki Avrupa'da oynamamasının avantajında yaşadığını söyleyebilirim. Belki hata yapmış olurum çünkü belki de inanılmaz güçlü bir oyunları var ve bu farkı tamamen hak ediyorlar. İki ayda bunları değerlendirmeyecek adam ben değilim. Tam olarak bu konuda bilgi sahibi değilim. Belki çok daha iyi bir maç planı yapıyorlar. Belki fiziksel olarak çok daha iyiler diğerlerinden ya da pas oyununu çok iyi yapıyorlar. Belki oyuncuları diğer takımlara göre çok daha yüksek seviyede yetenekli. Bunlar tabii ki futbolun, Türk futbolunun öne çıkan gündemdeki soruları. Bu soruları tabii ki diğer futbol payidarları da karşılarında bulup belki bazılarının cevap vermesi gerekiyor olabilirler. Ben daha önce bir kulüpte CEO'luk da yapmış
birisi olarak deneyimlerime dayanarak konuşacak olursak, bir takımın değer yargıları, kimliği ve felsefesi çok net çizgilerle belirlenmelidir. Filozofi derken nasıl bir oyun ortaya koymak istediğinizden bahsediyorum. Güçlü, dümdüz ve temiz bir oyun sergilemek istiyorsanız, o zaman bu yapıya uygun olacak oyuncuları kulübe getiririm. Örneğin, belki bazı kararlarınızda, bazı kriter yargılamalarınızda hatalı da olabilirsiniz. Kimse hatasız değildir. Fakat zaman içerisinde doğru yolu bulursunuz. Eğer filozofinizi, yani oyun oynama filozofinize dair sürekli değiştirirseniz, belki sürekli direksiyonu farklı yönlere kırdığınız için ulaşmak istediğiniz noktaya gitmeniz daha fazla zaman alacaktır. Görürsünüz ki bazı oyuncular felsefenize uygun değildir. Onlardan faydalanmak için başka bir felsefeye geçersiniz. Fakat bu her zaman gelişimin önüne geçer. Türkçe dersleri nasıl gidiyor? Gelişiyor mu Türkçe? Çok zor, çok zor. We were starting so much with grammar. So ya çok fazla dil bilgisiyle başladık. Gerçekten zorlanıyorum. Öğretmenimden rica edeceğim. Belki bu konuda bir değişiklik yapabilir miyiz? İstanbul Üniversitesi'nden. O da ben konuşmak istiyorum diyorum sürekli ona. Ama o da önce dil bilgisi gerekiyor diyor. Ne diyebilirim? Henüz o aşamadayız yani. İlerlememi gösterecek olursak doktora sahibi olmaya gidiyorum. Ama henüz fazla ilerleme çok farklı Batı dillerinden. Very different than the other languages as a grammar. Yeah. Tabii ki gramer açıdan diğer batılarından çok farklı. Evet, Moskova'da mesela Latince öğrenmeye başlamıştım. And we were not friends. Ve hiç arkadaş olamadık Latince ile. Mesela bütün fiillerin başına hem negatif mi, pozitif mi, olumlu mu, olumsuz mu, zaman tensinin çekilimi, ki hangi şahısın konuştuğu, bütün bunları aynı kelimenin içine koymanız gerekiyor. Bir sürü ü'ler var, bir sürü ö'ler var. Almanların dili de buna çok alışık değil ama söz veriyorum size vazgeçmeyeceğim. Bir şeyler de öğrendim. Memnun oldum mesela. Bardak isteyebiliyorum su içmek istediğimde falan ama zaman alıyor. Öğrendiniz futbol terminolojisine de herhalde hakimsiniz yani oyuncularla saha kenarından iletişim kurabilmek için. I know these old things like corner. Bunları biraz ilerletmeye başladım. Cornerdi, touch'tı, temel şeyleri biliyorum. Çabuk yavaş gibi. Birinci bölge ama söylemesiz güç bir kelime tamlaması mesela. Yine de yolumu bulmaya başladım yavaş. Almanya'dan bildiğim benim diller de mesela Almanya'daki Almanca bile farklı nesiller arasında farklı konuşuluyor. Şimdi burada Türkçe'yi de mesela gençlerle farklı konuşmam gerektiğini biliyorum. Kenan bu konuda bana çok yardımcı oluyor. Çünkü kulüplerle ve teknik direktörlerle konuşmalarında bile bana çok yardımcı oluyor. Kenan her zaman ara bulucu oluyor benim için. Ve son kampta Semih için görüştük. O da çok iyi bir çevirmen ve bu şekilde konuşmalarımı gerçekleştirmek çok daha kolay oluyor. Ve iletişim gerçekten futbolcularla en önemli elinin olması gereken beceri. U21'den söz açılmışken yetenekli Türk milli takımını seçme potansiyeli olan genç oyuncular var mı takip ettiğiniz? Bu son dönemde bakıyorum genellikle oyuncular Almanya'yı tercih ediyorlar. Bizi tercih eden işte Nuri Şahin etti, işte Hakan Çalhanoğlu etti, Hamit Altıntop, Halil Altıntop geçmişte. Ama işte İlkay Gündoğan, Mesut Özil, Emre Can gibi isimler, Kerem Demirbay gibi isimler Almanya'yı tercih etti. Bununla ilgili ne söylemek istersiniz? Biraz tabii onların tercihlerine saygı duyuyoruz. Çünkü orada doğup büyüdüler. Futbol oynamayı orada öğrendiler. Ve orada kariyerlerini devam ettiriyorlar. O yüzden saygı duyuyoruz. Ama bu konuda ne yapmalıyız Türkiye Futbol Federasyonu olarak sizce? Okay, I can also tell you the opposite. Sana şöyle cevap verebilirim. Tam tersi bir bakış açısıyla 21 yaş altı teknik direktörü olarak Almanya'da bu Türk-Alman oyuncular arasında gözden geçirdiğimde genellikle oyuncuların Türkiye'de oynama isteği çok daha fazla ve Almanya'da oynamalarını sağlama şansı aslında çok düşük. Genç takımlarda baktığınızda yine and I said
Nasıl bu durumu acaba biz yönetebiliriz diye düşünüyoruz. Ben mesela Almanım ama Türkiye'de çalışıyorum. Bu aslında iki çocuğunuz olduğunda bir çocuğumu diğerinden daha çok seviyorum diyemezsiniz ya. Bu oyuncular için de aslında bazen böyle bir durum söz konusu. Bunu bilerek onlara yaklaştığınızda aslında onlarla iletişim olmak, iletişim kurmak daha kolay. Ben olgular ve gerçekler üzerine odaklanarak oyuncularımla iletişim kurmaya çalıştım. Alman kökenli ya da Türk kökenli ya da altyapısını nerede aldığına göre onlara fazla yaklaşmamaya çalışıyorum. Duygusal yanı bu işin o kadar güçlü ki ve Türk kökenli oyuncuların Türkiye milli takımında oynama isteği o kadar fazla ki ben de bunu kullanacağım onların Türkiye milli takımına kazandırılması konusunda bundan faydalanacağım. Şimdilik 4 maçı sonunda bu konuda çok ideal bir şey söyleyemem ama bu konuyla ilgili çalışmalarım var ve onları Türkiye için oynamaya ikna edebileceğimden eminim. Artık bu taraftasınız çünkü. Ve bu bizim için bir avantaj çünkü Almanya'daki bütün alt yaş gruplarına hakimsiniz. Ama biraz Almanlar bunu bir ihanet olarak değerlendirir mi yoksa profesyonellik olarak mı yaklaşırlar? Çünkü Stefan Kuntz bizim için çalışıyordu. U21, U19 buradaki bütün genç yetenekli Türk çocukları biliyor. Şimdi aldı onları Türkiye'ye götürdü. Türk A milli takımında oynuyorlar. Nasıl bakar? Nasıl bu konuda ne söylemek istersiniz? No, I promised especially. Bu konuda size söz verebileceğim bir konu var ki Antonio Di Salvo yeni 21 yaş altı teknik direktörü Alman Federasyonu'nda çalışıyor. Ona da saygım sonsuz ve onun da işi iyi yapabileceğinden eminim. Ama eğer bazen bir oyuncuyla görüşeceğim zaman onlar da oynuyorsa eğer ondan da tabii izin isterim. Onlarla iyi ilişkiler içerisinde olacağım. Almanya ile Türkiye arasındaki bu futbol ilişkisi gerçekten çok iyi bir ilişki ve çok büyük ve güçlü bir ilişki. Biliyorsun 16 yıllığına bir anlaşma da oluştu. 16 yıllık bir anlaşma da yapıldı Almanya ile Türkiye açısında. Futbol çalışanları arasında bazı değiş tokuşlar olacak. Çok güzel bir partnerliğimiz var bu konuda. İleride de bunun faydalarını göreceğiz çok dürüst olmak gerekirse. Bu iletişim her zaman açığım. Son sorum da şu olacak. Sergen Yalçın'la ilgili geldiğiniz zaman ilk bir açıklamanız olmuştu. Aslında orada ben ciddi bir yanlış anlaşılma olduğunu düşünüyorum. Çünkü Sergen bir basın toplantısında Sergen Yalçın tepki gösterdi. Sergen'e yanlış aksettirildiğini veya yanlış anlaşıldığını düşünüyorum. Bu benim fikrim. Daha sonra kendisiyle konuşma fırsatınız oldu mu? Bu konuyla ilgili ne söylemek istersiniz? No, not yet. Henüz görüşme imkanım olmadı ama Şifo Mehmet'le de görüşmek için bir Alpay'la da görüşmek ve Ertuğrul'la da görüşmek için bir randevu almak için şu anda bekliyorum. Hepsiyle görüşmek için can atıyorum, ihtiyaç duyuyorum buna ve bekliyorum görüşmek için. Ben onlara açığım. Ama bu 4 maç geçtiği için arkamızdaki 4 maçtan sonra zaman bulabiliriz onlarla konuşmak için. Ama tabii ki yüzümdeki gülücükle söylediklerimin nasıl okunması gerektiğini Sergen yüzümü görerek duysaydı söylediklerim kesinlikle niyetimi anlardı. Böyle bir yanlış anlamaya sebep olmazdı. Sözlerin başkaları tarafından aktarılması ve beni görmemesi o açıdan da büyük bir ihtimalle yanlış anlamaya sebep oldu. Aslında asla sinirleneceği bir söz söylemedim. Ve tekrar beraber vakit geçirdiğimizde çok evet, iyi arkadaşça zaman geçiririz. Stefan Kuntz'la birlikteydik. A Milli Takımlar Teknik Direktörü, değerli izleyiciler. Güzel bir sohbet olduğunu düşünüyorum. Thanks for the conversation. Thank you. Hope to see you back again. Thank you. Teşekkür ederim. Stefan Kuntz sorulara cevap verdi. Türk futbolunu konuştuk, milli takımı konuştuk, milli takım havuzunu konuştuk, futbolun geldiği noktayı konuştuk. Birçok konuya değindik değerli izleyiciler. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz.